Yanlış bir algı var. Zeytinin irisinin iyi olduğuyla alakalı. Bunu kafanızdan çıkartın. Zeytinin irisi değil, iyisi makbuldür. Gemlik zeytininin en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi de bizim yanak diye tabir ettiğimiz böyle baskı. Zeytinde baskı ne kadar fazlaysa, bakın mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden baskı yapmış. Bu baskı ne kadar fazlaysa zeytin içindeki acı suyunu o kadar fazla atmış demektir. Firesini fazla verir fakat zeytinin nefaseti ve lezzeti de o kadar artar. Gemlik zeytini diğer yörelere göre daha lezzetlidir. Rengi çok siyah değildir, yapımında kostik kullanılmaz. Adını yöreden almıştır. Hepsi Gemlik'te üretilmez ama yakın çevresi için toplam isim Gemlik zeytinidir. Çok önemli bir farklılığı bulunuyor. Yalnızca Gemlik zeytini ağaçta siyahlaşıyor. Başka bir söyleyiş de hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan ya da işlem yapılmadan sabırla, özenle zeytinin dalında kendiliğinden siyahlaşması bekleniyor. Şimdi sizleri Uludağ Üniversitesi Gemlik yerleşkesinde bulunan bir zeytin bahçesine götüreceğiz. Bir bölümü organik zeytin yetiştiriciliği projesi için ayrılan bu bahçede, Ekim ayının ilk haftasında yapılan bu çekimde ağaçtaki zeytinlerin henüz yeşil olduğu, bir bölümünün ise yavaş yavaş karardığı görülüyor. Ve sonraki haftalarda ağaçtaki zeytinler giderek kararıyor ve hasat yapılacak kadar siyahlaşıyor. Gemlik zeytini dalında karardığı için Anadolu'daki diğer zeytinlerden çok farklı bir biçimde toplanıyor. Anadolu'da sopayla, yani üretici tabiriyle dövülerek toplanan zeytin ağırlıklı olarak yağ üretilmesi için kullanılıyor. Oysa sofralık Gemlik zeytini birer birer dalından elle toplanıyor. Geçim kaynağı zeytindir. Aslında halk arasında ne kadar zeytin 35 günlük, 40 günlük bir dönem, yani çalışma süresinden geçse de bu tamamıyla yanlıştır. Zeytin 365 gün meşakkat, uğraşı ve özveri isteyen bir mahsuldür. Zeytin işi bitmez. Hayatta bitmez zeytin işi. Bak, 2 ay en az toplama süre, 3 ay da budama süre, 1 ay sulama, keli, suyu, İlacı, zeytin zamanı gelir. Hiç inmeyiz biz bu ağaçlar. Hiç. İnmeden yeniden çıkıyoruz. Başını zeytin toplama bitecek, ince tekrar budama çıkacağız. Yani hiç böyle boş yok. Budamadan sonra işte ilaçlar başlar hemen. Zirai ilaçlara başlıyoruz, ilaçlıyoruz ağaçlarımızı güzel. Bundan sonra dip keli çıkar, su çıkar. Bitmez ki işte, devamı böyle gider bu zeytin işi. Bütün hava şartlarında yapıyorsun. Tabii yapıyoruz. Bak, yağmur yeri zeytin topluyoruz. Yarın budama da geldiğimiz zaman böyle gene aynı hava yapacak, dar yapacak. Gene budayacak bizim. Budaması olmaz mı? Böyle orman gibi dal bir zeytin yapar. Yapar, o koşu zeytin yapar. Bak, böyle güzel kestiğimiz zeytin böyle yapar işte, zeytine bak. Zeytin zarar görmesin diye böylesine bir şefkatle üreticinin göz nuruyla tüketicisine kavuşuyor. Üretici daha yüksek bir maliyete kalite için katlanıyor. Ege bölgesi Sırıkvalı
yapar. Biz sepede yaparız, siz de gördünüz. Bizde 25 milyon toplama. Sırıkla yapsam ben onu günde en az 250 kilo toplar adam. Ben böyle şu vaziyette 80 kilo alıyorum. Bizim maliyet biraz yükseliyor. İlaç masrafları yüksek. Kesim işleri oluyor bizde. Efendim mesela küleme işi oluyor. Zor da olsa bizde şöyle pek burada rahat değil. Gemlik zeytinine özgü bu özellik kamuoyunda yeterince bilinmediği ve gemlik zeytinine özgü o dünyaca ünlü kalitenin bu sabrın sonucu olduğu gözlerden kaçtığı için gemlik zeytini hiç de hak etmediği eleştirilere maruz kalıyor. Gemlik zeytini siyah olarak toplanır. Kamuoyunda çok yanlış bilgilendirme yapıldı. İşte zeytinin karartılması için bir takım boyaların, hatta tekstil boyalarının kullanıldığı söylendi. Gemlik zeytin için böyle bir şey söz konusu değil. Neden değil? Çünkü gemlik zeytini siyahlaşmadan, kararmadan toplanmaz. Ve toplandığı zaman da arada yeşil ve kızıl olanlar olduğu zaman onlar ayrıca seçilir ve uzaklaştırılır. Ve gemlik zeytini siyah olarak toplandığı gibi sadece su ve tuzla işlem görerek olgunlaştırılır, fermente edilir ve tüketicinin önüne konulur. Oysa dalında siyahlaşan bir zeytini karartmak için herhangi bir kimyasal yol kullanılması abesle iştigal olurdu. Daha da önemlisi, gemlik zeytini bu tür kimyasal işlemi adeta reddediyor. Yani böylesi bir girişime önce zeytinin kendisi direniyor. Sofralık zeytini olarak gemlik zeytini dünyada bir